Değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilkent Medeniyet Topluluğu, kurulduğu 2011 yılından bu yana kuruluş amaçları ve hedefleri istikametinde konferanslar düzenlemekte, medeniyet fikrinin ve medeniyet merkezi bir dünya okumasının icabı olan müktezebatla Bilkent'in tepkin öğrencilerini buluşturmaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen konferanslar, okuma grupları ve benzeri faaliyetleriyle bütüncül bir dünya görüşünün temellerini atma noktasında yol almıştır. İşte bu yürüyüşün bir devamı olarak bu seneki ilk faaliyetimizi medeniyet meselesinde ehli vukuf olan bu konuyu sadece bir entelektüel merak olarak değil de bir dert ve pratiğe yönelik bir proje telakki eden doçent doktor İbrahim Kalın'ı konuk ediyoruz. Yolculuğumuz Profesör Doktor Yasin Aksay'ın Medeniyet ve Şehir Konferansı ile başlayıp Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'ın medeniyet tasavvuf eksenli audio konuşmasıyla devam etti. Daha sonra doçent doktor Gürbüz Deniz bizlerle medeniyet ve kardeşlik konusunda sahip olduğu bilgini paylaştı. Kutlu Doğum programımız kapsamında ağırladığımız yardımcı doçent Hikmet Yaman, İslam and Brief konferansını bizimle yaptı. Bugün de bu entelektüel serüvenin bir devamı olarak aramızda İbrahim Kalın bulunuyor. Yoğun mesaisinde bizlere zaman ayırdığı için ona teşekkür ediyoruz. İbrahim Kalın, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Doktorasını 2002 yılında George Washington Üniversitesi'nde Beşeri Bilimler ve Nihayetleri Felsefe alanında tamamladı. Amerika'da College of the Holy Cross ve Georgetown Üniversitesi'nde, Türkiye'de Bilkent ve Tol Üniversitesi'nde dersler verdi. 5 yıl SETE Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı. 2007 yılında basılan İslam ve Batı kitabı, Türkiye Yazarlar Birliği fikir ödülüne layık görüldü. İslam düşüncesi ve Türk dış politikası üzerine kitap ve makaleleri bulunmakta ve halen Başbakan Başmüşaviri ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bir merkez kavram olan medeniyet, sosyal bilimlerden sanata, popüler kültürden uluslararası ilişkilere uzanan geniş bir alana yayılmakta ve farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu farklı anlamlar içerisinde konuğumuz İbrahim Kalın, farklı bir medeniyet tanımı yapmış ve medeniyeti bir dünya görüşünün zaman ve mekan boyutunda tezahürü olarak tanımlamıştır. Sizleri daha fazla bekletmeden medeniyetin bu çok yönlü yolculuğu ile ilgili konuşmasını yapmak üzere İbrahim Kalın'ı kürsüye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Veysa'ya bu güzel takdiminden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Bilkent Medeniyet Topluluğu'na da davetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tabii medeniyet topluluğu beni davet edince hangi konuda konuşalım diye sorduklarında doğal olarak medeniyeti konuşalım dedim. Bu konuda yaklaşık 2 yıl önce yayınlanmış bir makalem de vardı. Vesileyle onları da bir derleyip toparlayıp medeniyet kavramının hem içeriğine hem de serüvenine yönelik bir sohbet yapma imkanımız olur diye düşündüm. Bildiğiniz gibi medeniyet kavramı bugün sosyal bilimlerden, sanata, medyadan, uluslararası ilişkilere kadar çok geniş bir alanda, farklı anlamlarda kullanılan bir kavram. Kelimenin kendisinin, medeniyet kelimesinin bizim dilimize geçişi de takriben Tanzimat dönemidir. 19. yüzyılın ikinci yarısıdır. Bir rivayete göre medeniyet kelimesini henüz bu haline gelmeden önce sivilizasyon şeklinde direkt transkribe ederek ilk kullanan kişinin Mustafa Reşit Paşa olduğu söylenir. Medeniyet kelimesinin kendisinin batıdaki serüveni de aslında bize içeriğiyle ilgili önemli bir fikir veriyor. Zira kelimeyi ilk defa 1776 yılında zannediyorum, 76'ydı, yayınladığı bir kitapla kullanan Mirabeau adında bir Fransız tarihçidir, sivilizasyon şeklinde. Ve orada medeniyet kelimesini, yani sivilizasyon kelimesini aslında kök anlamları hakkında ilk fikirleri de ediniyoruz. Zira sivilizasyon kelimenin kendisinin de ifade ettiği gibi civitas'la, yani şehirle doğrudan ilgili, bir anlamda şehir yaşamının temel ilkelerini, bir arada yaşama ahlakının temel unsurlarını ifade ediyor. Bir anlamda medeniyet kurmak, şehir kurmak demek.
Medeni olmak şehirde yaşayabilmek demek. Nitekim Türkçe'de de ya da Arapça'da da ifade edecek olursak medeniyet kelimesi de Medine ile yani şehirle doğrudan ilgilidir. Ve tabi Medine bahsi bizim açımızdan özellikle önem arz ediyor. Zira bir anlamda İslam'ın iki şehir tecrübesiyle de ilişkilendirmek medeniyet kelimesini mümkün hale geliyor. Mekke tecrübesi ve ardından gelen Medine tecrübesi. Medine kelimesi de aynı sivilizasyon kelimesi gibi civitas'la şehirle ilgili olmasının yanı sıra aynı zamanda siviliteyle yani medenilikle, kibarlıkla ilgili. Zira Yunanca'da civitas Latince bir kelime. Yunanca'da civitas'ın karşılığı ya da şehrin karşılığı bildiğiniz gibi polis. Yani şehir. Polis kelimesi de bir topluluğun üzerinde anlaşarak bir arada yaşama üzerine ittifak ettikleri kuralları ifade ediyor. Nitekim bugün İngilizce'de polite kelimesi de aynı kökten geliyor. O da kibarlık, nezaket, nezahet. Osmanlıca sözlüklerde de ilk sivilizasyon kelimesi tercüme edildiği zaman nezahet olarak tercüme edilmiş. Yani kibarlık, naziklik tam aslında politeness'ın tercümesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu kelimelerin hikayesine ya da serüvenine böylece çok kısaca temas ettikten sonra tabii kavramsal çerçeve üzerinde birkaç şey söylemekte fayda var. Bugün sosyal bilimlerde ve bazı düşünürlerin eserlerinde medeniyet kelimesi biraz negatif algılanıyor. Bir anlamda Freud'un meşhur kitabı Medeniyet ve Discontent, nasıl tercüme edeceğiz onu? Civilization and Discontent adlı kitabında ifade ettiği şekliyle medeniyetten mutlu olmayanlar diyelim. Ya da medeniyete razı olmayanlar diyelim. Bir grubun medeniyet kelimesine hep baştan beri eleştirel yaklaştığını biliyoruz. Özellikle Freud'un medeniyet analizini hatırlayın. Aydınlanmanın insanın özü akıldır ve insanı var eden akli ilkelerdir, rasyonalitedir iddiasına karşılık Freud bir anlamda aydınlanma projesini tepe taklak edecek bir iddia ile ortaya çıkmış ve insana yön veren en güçlü amil, unsur, etken insanın aklı değil, insanın duygularıdır. Hatta daha da önemlisi insanın iyi duyguları da değil, kötü duygularıdır demişti. Hatırlarsanız Freud'un ilk yaptığı psikanalitik analizlerden çıkarttığı netice buydu. Ve bu duygular içerisinde Freud'a göre de en güçlü, en baskın olan diğer bütün duyguları ve insan aklını hükmü altına alan en önemli güç de driving force dediği şey de cinsellikti. Dolayısıyla insanı anlamak için onun cinsel güdülerine bakmak gerekir. İşte id, ego ve süper ego dediği kavramlar etrafından yaptığı bütün analizlerde insandaki en itici gücün, en güçlü amilin, unsurun cinsellik olduğu kanaatine varmıştı. Bu tabii aydınlanmanın aklın ışığıyla, aydınlığıyla yol alacak insanlık, işte liberal toplum, özgür birey, yaratıcı, siyasal düzen falan gibi ideallerine tamamen zıt bir insan anlayışıydı aslında. Bu anlamda Freud'u aydınlanmanın ilk büyük eleştirmenlerinden birisi olarak da okumak mümkün. Fakat burada özellikle bunu medeniyetle ilişkilendirmesi ilginçtir Freud'un. Zira medeniyeti Freud insanın bu özünde ya da yapısında bulunan, substance'ında bulunan bu yıkıcı güçleri ortadan kaldırmak ya da gölgelemek, perdelemek için uydurduğu bir araç olarak tanımlar Freud. Medeniyet insanın özündeki bu yıkıcı güçleri sadece perdelemek, ona kibar bir kılıf uydurmak için kendi tabiriyle icat ettiği bir şeydir. Bu tabii çok negatif bir medeniyet anlayışı. Zira Freud'un insan anlayışı çok negatiftir. Bir anlamda Freud'un id dediği insanın içindeki bu en güçlü duygular, insanın aklına, muhakemesine, yaşamına hükmeden bu duygular, id olarak ifade ettiği bu duyguların bütünü aslında bizim İslam düşünce geleneğinde nefsi emmare diye tarif ettiğimiz nefsin bir derecesine tekabül ediyor. İnsanın tamamına tekabül etmiyor. Freud'un belki de en büyük hatası bu unsuru alıp var insanı tanımlayan nihai bir hüküm haline getirmesiydi. Yani şüphesiz böyle bir unsur var. İnsanın özünde böyle yıkıcı bir taraf var. Çünkü tabiata da baktığınız zaman tabiat alemi içerisinde kendi türdeşini sadece kendi amaçları için yok edebilecek güce sahip olan ve bunu yapabilen tek varlık insan. Yani diğer hayvanlar bile kendi cinslerini yemezler, başka tür hayvanları yerler. Kendi cinslerini ancak
ölümle karşı karşıya kaldıkları zaman, yani ölmemek için, açlıktan kurtulmak için yerler. Ama insanda böyle bir yıkıcı bir taraf var. Fakat Freud bunu genelleştirmek suretiyle aslında çok negatif bir insan tanımı yapmıştı ve modern medeniyeti de bu perspektiften analiz etmişti. Bunun gibi medeniyet kavramına olumsuz bakan başka düşünürler de var. Türkiye'de İsmet Özel mesela medeniyet kavramını eleştiren gözle bakan düşünürlerden bir tanesidir. Ya da mesela Güney Afrikalı romancı, edebiyatçı Coetzee'nin Waiting for the Barbarians adlı bir romanı vardır. Tavsiye ederim. Orada medeniyet kavramını primitif insanlar diye tanımladığı bir topluluk gözüyle anlatır. Modern medeniyetin bir kırsal yerleşim birimine gelişini anlatır. Orada da medeniyet çok olumsuz bir anlamdadır. Neden? Çünkü özellikle kelimenin ortaya çıktığı 18. yüzyılda medeniyet bir gelişmişlik düzeyi, bir var olma düzeyi olarak tanımlanmış ve o 18. yüzyılda Batı medeniyeti ya da Avrupa insanlığın en ileri topluluğu, en ileri ülkesi, medeniyeti, tekniği, işte sanayisi, ordusu vesairesine sahip olduğu için diğer bütün Avrupalı olmayan toplumlar geri olarak, primitif, ilkel, yabani, vahşi olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla 18. yüzyılda bu kelimenin ortaya çıkmasıyla 18. yüzyıl Avrupa kolonyalizminin bu kelimeyi hemen alıp temellük etmesi, kendinin kılması arasında şüphesiz önemli bir bağ var. Bu bir tesadüf değil. Nitekim 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başından itibaren Avrupa kolonyalizmi tek bir kelimeyle Fransızların La Mission Civilisatrice dediği misyonla ifade edilmişti. Yani medenileştirme misyonu. Vazife-i temeddün Osmanlıca tercümesiyle. Yani bir Avrupalılar Afrika'ya gittiklerinde, Asya'ya gittiklerinde, bu ülkeleri sömürgeleştirdiklerinde aslında bu ülkelere bir iyilik yapıyorlar. Onları medenileştiriyorlar. Onları medeniyet havzasına, medeniyet ailesine dahil ediyorlar, davet ediyorlar. Kelimenin bu siyasi kullanımından dolayı medeniyet kelimesine hep mesafeli yaklaşanlar olmuştur. Modern dönemde de bu kelimenin, bu manasının kullanılmaya devam ettiğini görüyoruz. Hatta Marx bile çok ilginçtir. Mesela East India Company'nin, yani İngilizlerin meşhur işte Hindistan'ı, ardından neredeyse Asya'nın yarısını işgal ettirdiği şirketi üzerinden, ki devlet şirketidir o, İngilizlerin aslında bir başka adıdır 18. yüzyılda, 19. yüzyılda East India Company, Doğu Hindistan şirketi, kumpanyası. Mesela onun Hindistan'daki faaliyetlerini bu medenileştirme misyonunun bir parçası olarak görür. Karl Marx bile, hani Batı'da kapitalizme karşı, emeğin sömürülmesine karşı en büyük sosyal hareketi başlatan bir isim bile, İngilizlerin Hindistan'daki faaliyetlerini bu medenileştirme misyonu çerçevesinde olumlulaştırmış, olumlu bakmıştır buna. Çünkü onun da temel sebebi, Marx'ın Hindistan'a yaklaşımını hatırlayın, Asyatik üretim tarzı diyordu o. Asya toplumları hem toprağın bölünmesi anlamında hem de varlıkla ilişkileri anlamında pasif, atıl, yaratıcı olmayan toplumlar oldukları için onları harekete geçirecek dışarıdan bir devrimci güce, bir itekleyici güce, tabiri caizse bir şok etkisine ihtiyaç duyarlar. Bu şok etkisini yapan da İngiliz sömürgesidir. Marx'ta bile bu ifadeleri 19. yüzyılda, 1880'lerde yazıyor bunu Marx, bulabiliyoruz. Dolayısıyla medeniyet kelimesine negatif, olumsuz bakanların çok da haksız olmayan bir tarihi arka planı var. Fakat sadece bundan ibaret değil tabii ki medeniyet kelimesinin tarihi. Avrupa kolonyalizminden çok daha önce, Mirabeau'dan çok daha önce, John Stuart Mill'den ya da Toynbee'den ya da Spengler'den çok daha önce medeniyet kelimesine tekabül edecek başka kelimelerin İbn Haldun tarafından kullanıldığını, Müslüman tarihçiler tarafından kullanıldığını biz biliyoruz. Dekin Mekke ve Medine tecrübelerinden bahsettik ama özellikle İbn Haldun'un Hadari Bedevi ayrımı ve Umran kelimesini kullanması tam da aslında bizim bugün medeniyet diye, sivilizasyon diye ifade ettiğimiz kavrama, kelimeye tekabül etmektedir. Burada tabii bütün bu söylediklerimizden de anlaşılacağı üzere medeniyet aslında özünde bir merkez kavramdır.
Yani altında birden çok kavramı, disiplini, konuyu barındıran bir merkez kavramdır. Çünkü medeniyet dediğimizde biz aynı anda insandan, tarihten, tabiattan, kozmolojiden, psikolojiden, siyasetten, şehirlerden, tarımdan, uluslararası ilişkilerden, hukuktan bahsediyoruz. Bir düzen kurma ameliyesinden ya da idealinden bahsediyoruz. Bu manada biz medeniyeti bir merkez kavram olarak rahatlıkla tanımlayabiliriz. Katman katman onun altında yer alan diğer kavramları da analiz etmek gerek. Tabii bu konuşmanın sınırları içerisinde vakit darlığından dolayı bunların her birine detaylı bir şekilde girmemiz mümkün değil ama benim de zaten arzu ettiğim bu toplantıda hani medeniyet kavramına giriş mahiyetinde zihnimizde bir takım soruların uyanması. Bunu sağlayabilirsek konferansımız amacına ulaşmış olur diye düşünüyorum. Yoksa her kelimeyi tadadi bir şekilde, ne demek tadadi? Yani gavurca'da exhausted diyorlar ya, yani hepsini böyle kuşatıcı bir şekilde ifade etmemiz zaten mümkün değil. Ama hiç olmazsa bazı soruları burada sorma imkanımız olacaktır. Medeniyet kelimesinin özellikle Avrupa'daki kullanımı 18-19. Yüzyıllarda hep bir karşıtlık üzerinden meydana gelmiştir. Medeniyetin ya da medeniliğin karşılığı da doğal olarak barbarlık olarak ifade edilmiştir. Ve bunun karşısına da yani medeniyetin karşısına, barbarlığın altına vahşilik gibi, yabanilik gibi, yani savagery gibi bir takım kelimeler ve kavramlar da konmuştur. Tabii barbar kelimesinin kökeni de oldukça enteresan, dikkat çekici. Kelime biliyorsunuz kadim Yunan'a geri gidiyor. Ve Yunanlılar Atinalı olmayan ya da Yunanlı olmayan herkese barbar demişlerdi. Niye barbar diyorlardı? Aslında kastettikleri linguistik bir ayrımdı. Yunancayı konuşamayan herkes barbar kabul edilirdi kadim Yunan'da. Kadim Yunan'dan kastımız nedir? Eflatunların, Aristoların, Sokratların yaşadığı kadim Yunan şehir devletleri dönemi, yani Atina'dan Sirakuz'a kadar o coğrafyada yayılmış olan küçük küçük Sparta gibi, işte Atina gibi, Sirakuz gibi küçük küçük devletlerin bulunduğu ya da devletçiklerin bulunduğu siyasi yapıdan ve dönemden bahsediyoruz. Yani milattan önce 7 ila bir anlamda milattın başına kadar diyelim ki 6-7 asırlık dönemden bahsediyoruz. Yunanca konuşamayan kimseler Yunanlılara kulaklarına böyle anlamsız kelimeler söyleyen, diyelim ki siz Persçe konuşuyorsunuz ya da Türkçe konuşuyorsunuz veya başka bir dil, kadim Mısır dili konuşuyorsunuz diyelim ki, o diller onların kulağına ya bunlar barbar bir şeyler söylüyorlar diye geldiği için barbar kelimesi oradan gelmiştir. Yani kulağına anlamsız gelen şeyler. Çok ilginç tabii, Yunanca'da dil ile düşünce ya da mantık aynı kelime, logosla ifade ediliyor biliyorsunuz. Logos hem dil demek hem düşünce demek. Ve bizim bugün loji diye tercüme ettiğimizde de kullandığımız bütün kelimelerin kökeninde de logos vardır. Yani epistemoloji, sosyoloji, psikoloji dediğimizde oradaki lojilerin hepsi bugün tabii bilim anlamında, disiplin anlamında kullanıyoruz. Ama köken itibariyle bir şeyin akıl ile kurgulanıp dil ile ifade edilmesi demektir logos. O yüzden logos kelimesi Arapçaya mantık olarak, nutk olarak tercüme edilmiştir. İnsan düşünen varlıktır, hayvan natıktır denildiği zaman da felsefede kastedilen düşünen ve bunu diliyle ifade eden varlık demektir o. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ve logos kelimesiyle de doğrudan ilgilidir. Yani medenilik logosu kullanabilmek demektir. Medeni olmak, özellikle Anna Arendt'i okursanız, siyaset bilimi okuyan arkadaşlar mutlaka çalışmalarına bakmışlardır Anna Arendt'in. Medeni olmak demek logosu kullanmak demektir. Yani insanın aklını rasyonel bir şekilde kullanabilmesi demektir. Bunun karşısında ise işte barbar dediğimiz aklını kullanamayan, sorunlarını müzakere ve akıl yoluyla değil, kavgayla, savaşla, işgalle, saldırıyla çözmeye çalışan toplulukları ifade eder. Soyut olarak tanımladığımızda bu belki anlamlı olan bir ifadedir ama tarihi olarak uyguladığınızda Batılıların kimlere barbar dediğine, kimlere vahşi ya da yabani dediğine baktığınız zaman sorunun tekrar son derece siyasi bir nitelik arz ettiğini görüyoruz. Zira mesela Afrika topluluklarının neredeyse tamamı 18 ve 19. yüzyılda vahşi, yabani olarak tanımlanmıştır. Savage. Hatta Rusya'da bile biliyorsunuz asil yabani kelimesi vardır. Noble savage. Yani
Avrupa'nın aklına, aydınlanma, bilim anlayışına, özgürlüğüne sahip değil ama kendine göre bir asaleti var. O yabaninin. Noble Savage dediği de o. Yani bir anlamda bir iltifatta bulunuyor ama son tarihte yabaniler içerisinde, vahşiler içerisinde bir yer biçmek suretiyle ki Rousseau'dan bahsediyoruz burada. Yani aydınlanma döneminin en önde gelen düşünürlerinden birisi. Daha sonra tabii bu savage ya da yabani, yaban kelimesi biraz fazla sert bulunduğu için zaman içerisinde bu primitif kelimesiyle yer değiştirecektir. İlkel toplumlar olarak tanımlanacaktır. Medeni kabul edilmeyen bütün topluluklar. Fakat dediğim gibi bunun da son tahlilde siyasi ve tarihi bağlamını mutlaka akılda tutmamız gerekiyor. Burada tabii medeniyetin kriteri sorunu karşımıza çıkıyor. Medeniliği tanımlayan şey nedir? Bir topluluk, bir hareket, bir doktrin, bir düşünce neye göre medeni olur? Onu medeni kılan şey nedir? Aklı kullanması mıdır? Bir hukuk düzenine sahip olması mıdır? Ekonomik kalkınma mıdır? Teknolojik üstünlük müdür? Bugün bu soru bizim de gündemimizde olan bir soru. Yani medeni dediğimiz zaman, medeniyet dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Teknolojiyi mi, bilimi mi, hukuku mu, organize olma kabiliyetini mi, maddi gelişmeyi mi? İşte bunların hepsini. Burada tabii gene çok önemli nüansları hep akılda tutmamız gerekiyor. Medeniyet kavramı üzerine düşünürken bunun değişik implikasyonları, tazamlanları üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Çünkü özellikle günümüzde, günümüzün popüler kültüründe medeniyet dediğimiz zaman büyük oranda bilim ve teknolojiyi kastediyoruz. Ne kadar medeni bir toplum işte dediğimizde aslında ekonomik kalkınmayı, gelişmişliği kastediyoruz. Bunda kısmi bir doğruluk payı olmakla beraber bu bahsettiğimiz tarihi serüvenin de bir takım tortuları olduğunu akılda tutmamız gerekiyor. Zira her maddi gelişme, her teknolojik üstünlük illa da medeni olmak demek değildir. İlla da medeniyetin bir göstergesi değildir. Zira günümüzde bu bilimsel teknolojik imkanları kullanarak medeniliğin yani insan onuruna yakışır hayatı ortadan kaldıran birçok adımların atıldığını, politikaların uygulandığını da biliyoruz. Yani tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük kitle imha silahlarına bu yüzyıl sahip. Tarihin hiçbir döneminde yaşanmayan büyük ekonomik uçurumlara, adaletsizliklere gene bu yüzyılda şahit oluyoruz. Çevreyi tarihin hiçbir olmadığı dönemde olmadığı kadar en fazla biz kirlettik, biz yok ediyoruz. Yani bunları uzatmak mümkün. Yani böyle baktığınız zaman o maddi imkanlara, teknolojik imkanlara sahip olmak bizatihi medeni olmanın yeter şartı değildir. Zira medenilik illa da sanayileşme ve mekanikleşme anlamına gelmez. Burada daha farklı anlamları üzerinde kafa yormamız gerekir. Aynı şekilde modern kapitalizm açısından baktığınızda da eğer medeniliği ya da medeniyeti biz teknolojik üstünlükle ya da farklı pazarlara ulaşma erişim imkanıyla özdeşleştirirsek o zaman da bir anlamda kapitalizmin medeniyetin en ileri noktası olduğunu söylemek durumunda kalırız. Ve bunun da yeterli bir tanım olmadığı ortada. Zira kapitalizmin mesela Albert Schweitzer'a göre medeniyet ile özdeşleştirilmesi, telif edilmesi bile mümkün değildir. Çünkü kapitalizmin ürettiği adaletsizlikler, gayri insanilikler, medenilik dediğimiz temel vasıflarla özünde çelişen bir niteliğe sahip olabilmektedir. Gene Marx'a atıfta bulunmak gerekirse kapitalizmin ürettiği yabancılaşma bizim medeniyet anlayışımızın da herhangi bir medeniyet tasavvurunun da taban tabana çeliştiği durumlardan birini ortaya çıkarmaktadır. Ne diyordu Marx? Hatırlayın. Yabancılaşma insanın kendi eliyle ürettiği şeylere, nesnelere, eşyaya artık hakim olamaz, onları kontrol edemez hale gelmesidir. Bir anlamda kendi elimizle ürettiğimiz makinaların, düzenlerin, sistemlerin, ürünlerin bizi kontrol eder hale gelmesi bir yabancılaşma halidir. Marx'ın tam alienation dediği şeydir. Marx bunu tabii özellikle emek analizi bağlamında yapıyordu kapitalizmi eleştirirken. Hatırlarsanız kapitalizm emeği bir meta olarak tanımlar ve alınıp satılan bir meta haline getirir demişti. İnsan emeği. Tarih boyunca insan emeği hep kutsal kabul edilmiştir. İlk defa kapitalizmde insan emeği alınıp satılan bir meta haline gelmiştir.
ve işçinin, çalışan işçinin, proletarya diyor ona Marx, bu emeği üzerinde artık bir kontrolü kalmamıştır. Nasıl bu bir şişe su, işte bunu oluşturan unsurlar, plastik, üstündeki yazı vesaire alınıp satılan bir şey haline gelmişse, insanın emeği de alınıp satılan bir meta haline gelmiştir. Dolayısıyla bunu üreten bir işçinin, bunu belki bir makine üretiyor şu anda ama işte bunun bir yerlerinde insan var, emek var, insan emeği var. Birileri düğmeye basıyor, kontrolünü yapıyor, yazısını yazıyor vesaire. Son tahlilde bir emek var. Artık ürettiği ürünle emeği arasında hiçbir bağ kuramaz hale gelmesidir. Ve bu bir yabancılaşma yaratır. Şimdi bugün de baktığınız zaman modern toplumlarda yaşadığımız yabancılaşma bu anlamda çok derin boyutlara ulaşmıştır. Dolayısıyla yani kapitalizmle medeniyeti ya da medeniliği tek yaşına mutlak manada özdeşleştirmek de şüphesiz mümkün değil. Peki bütün bunları ifade ettikten sonra medeniyet nedir diye bir soru soralım ve bir tanım yapmaya çalışalım. Felsefi olarak ifade etmek gerekirse arkadaşlar tabii her tanımlama bir sınırlama eylemidir. Adı üstünde Arapçadaki tabi ifadesiyle had, İngilizce'deki ya da Batı dillerindeki ifadesiyle definition, sınırlama demektir. Definite, değil mi? Finit hale getiriyoruz. Bir şeyi sınırlı hale getiriyoruz ki onu tanımlayabilelim. Aksi halde elimizde bir tanım olmaz. Bu manada her tanımlama eylemi bir sınırlandırma eylemidir. Mutlaka dışarıda bıraktığı bir şeyler vardır. Başka şeyleri dışarıda bırakacak ki o tanımlama anlamlı hale gelsin. Mesela biz insan için hayvanın atıktır derken insanın bazı şeyler olmadığını da ifade ediyoruz. İnsan ne diyoruz? Bitki değildir. İnsan taş değildir. İnsan cemadat değildir de demiş oluyoruz aslında. Bu manada eskilerin güzel tabiriyle en iyi tanım nedir? Efradını cami, ayarını mani tanımdır. Yani bütün unsurlarını, kurucu unsurlarını içeren, ona ait olmayan bütün unsurları da dışarıda bırakan tanımdır. Şimdi bu manada tabii biz bir medeniyet tanımı yaparken de bazı şeyleri dışarıda bıraktığımızı ifade etmek durumundayız. Bu manada her tanımlama aslında eşyanın kendisinden, bizatihi özünden, zatından bir uzaklaşmadır. Çünkü her tanımlama bir soyutlamadır. Molla Sadra'nın ifadesiyle insan zihni kavramlar ve tanımlar olmadan düşünemez. Ama insan zihninin bilmesi gereken şey her tanımlamanın, her kavramın, hakikatin, eşyanın bizatihi kendisinden bir adım uzaklaşma olduğunu itiraf etmesidir. Yani benim zihnimdeki diyelim ki okul kavramı ya da ev kavramı bir kavramdır değil mi? Benim zihnimin, beynimin içinde ev diye bir şey yok. Onun kavramı var. O kavram ev diye soyut genel bir şeyden bahsediyor. Evin bizatihi kendisinden, senin evinden, benim evimden, babamın evinden, amcamın evinden bahsetmiyor. Ev diye genel bir şeyden bahsediyoruz orada. Bu bir soyutlamadır. İnsan zihni kavramlar ve soyutlamalar olmadan düşünemez doğal olarak. Dolayısıyla her tanımlamanın bir soyutlama olduğunu bilerek yola çıkmakta fayda var. Bizim yapacağımız medeniyet tanımı için de bu geçerli. Medeniyeti bu manada bir dünya görüşünün zaman ve mekan boyutunda tezahür ve tecelli etmesi olarak ifade edebiliriz, tanımlayabiliriz. Bir dünya görüşünün, bir varlık tasavvurunun zaman ve mekan boyutunda bir düzen içerisinde, bir düzen olarak, sistem olarak tezahür ve tecelli etmesi. Biliyorum çok soyut bir tanımlama oldu ama tek tek açmamız lazım bunu. Tam manasıyla zihnimizde bir yere oturtabilmek için. Burada dünya görüşüyle neyi kastediyoruz? Varlık tasavvuruyla neyi kastediyoruz? Düzen fikriyle neyi kastediyoruz? Birkaç cümleyle ifade etmeye çalışalım. Öncelikle dünya görüşü bizim varlıkla ilişkimizi tanımlayan bütün soruların mecmudur, tamamıdır. Varlıkla bizim ilişkimizi tanımlayan bütün sorular. Nelerdir bunlar? Benim eşyayla ilişkim, benim diğer insanlarla olan ilişkim, benim alemle olan ilişkim, benim işte ticaretle, sanatla, siyasetle olan ilişkim, insan olarak bunlarla olan ilişkimiz bize bir anlamda dünya görüşümüzü verir. Almanların tabiriyle Weltanschauung dediğimiz dünya görüşünü, dünya felsefemizi ya da işte meta felsefemizi ortaya koyar. Ve burada sorduğumuz sorular ve bunlara verdiğimiz cevaplar bizim dünya görüşümüzü belirler. Bizim eşyaya nasıl baktığımızı, diğer varlıklara nasıl baktığımızı belirler. Burası bir anlamda en büyük soruları sorduğumuz alandır. Yani da felsefede, metafizikte en büyük soruları sorup cevaplarını vermeye çalıştığımız alandır. Bununla doğrudan irtibatlı bir diğer kavram da varlık tasavvurudur. Yani bizim varlığa bakışımız nedir?
evrene bakışımız nedir? Biz varlığı kucağımızda bulduğumuz bir nesne olarak mı değerlendiriyoruz? Biz varlığı üzerinde tasarruf hakkımızın olduğu bir nesne olarak mı değerlendiriyoruz? Biz varlığı bize emanet edilmiş bir nesne olarak mı görüyoruz? Biz varlığı kendimizle eşit ya da aynı kökten gelen bir varlık olarak mı görüyoruz? Vesaire. Bu soruları uzatmak mümkün. Bu sorulara vereceğimiz her bir cevap bizim farklı dünya görüşlerimizi ortaya koyar. Ve bunun da tarihte onlarca örneği var. Yani düşünce tarihi bir anlamda bu dünya görüşlerinin uzun serüveninden ibarettir diyebiliriz. Yani bir kendini tabiatın bir parçası gören bir Kızılderili'yle ya da Native American'la ve o yüzden kendisine işte oturan, boğa, uçan, kartal gibi isimler veren bir Native American'la, Kızılderili kelimesi de garip bir kelime, nereden geldi bilmiyoruz Türkçe'ye, niye öyle tercüme edildi ama çünkü Kızılderililer dediğimiz kişiler, yani Native American ya da Indian dediğimiz kişilerin kendileri biliyorsunuz beyaz Amerikalılar için redneck diyorlardı. Yani redneck, Kızılderili diye bir şey diyeceksek, yani redneck de tam Kızılderili değil ama bunu Amerikalılar için, yani Amerika kıtasına dışarıdan gelen Amerikalılar için kullanmak lazım. Kızılderililer kendileri hiçbir zaman Kızılderili'de, Native American'da, Indian'da demediler. Kabile isimleri vardı. Mohawk gibi, ne bileyim Navajo gibi vesaire. Kendi kabile isimleri vardı onların. Bir Native American gözüyle tabiata baktığınızda sizin ilişkiniz nedir? Ya da mesela bir Francis Bacon'ın gözüyle baktığınızda, ki 18. yüzyılda ne demişti Francis Bacon? Tabiat sırlarını ancak işkence altında ifşa eder. Dolayısıyla bizim tabiatı işkenceyle de olsa, işkenceden kastı alıp onu kullanmak. Ve bunun örneklerini bugün görüyoruz. Yani tabiatı bugün o hale getirdik ki, o kadar hoyratça kullanıyoruz ki bütün insanlık olarak. Bir anlamda Francis Bacon'ı haklı çıkartacak düzeyde her gün işkence yapıyoruz. Burada bir bakış açısı ya da işte Budistlerin baktığı, Hinduların baktığı gibi, İbrahimi dinlerin baktığı gibi tabiata bir dost, bir ünsiyet kurabileceğimiz bir arkadaş, aynı kozmosun parçası olan varlıklar olarak da bakabiliriz. Ya da Kur'an'da ifadesi, Kur'an'daki ifadesiyle onu bir emanet olarak, insanoğluna verilmiş bir emanet olarak da görebiliriz. Hatırlayın ilgili ayet-i kerimede ne diyordu? Allah'ın yeryüzünde halifesi olma görevini biz varlığa verdik ama onu insan kabul etti. Bir yandan da insan aceleci ve cahil olduğu için hemen atlayıverdi, ben yaparım deyip. Şimdi o yükü insanlık taşıyor ama son tahlilde tabiat alemi de insana verilmiş bir emanetten ibaret ve bunun tezahürlerini biz hem edebiyatta, hem şehir hayatında, hem maddi hayatın içerisinde görüyoruz. Yani yeri geliyor Yunus Emre'nin tabiatla konuştuğu şiirlerinde bunu görüyoruz. Sordum sarı çiçeğe diye başlayıp, çiçekle konuşan, kuşla konuşan, böcekle konuşan, alemle konuşan bir farklı varlık tasavvuru karşımıza çıkıyor. Ya da İhvan-ı Safa'da olduğu gibi işte hayvanlar alemini konuşturup insanı bir mahkemede hükmeden ya da suçlu bulan bir tiyatro olarak karşımıza çıkabiliyor. İhvan-ı Safa'nın bu konuda çok ilginç bir risalesi vardır. Hayvanlar Mahkemesi diye. Hayvanlar bir mahkeme kurup insanı orada yargılıyorlar o mahkemede. İşte bize söz verdi, yalan çıktı, şöyle yaptı, böyle yaptı diye hepsini Allah'a şikayet ediyorlar orada. İnsanı Allah'a şikayet ediyorlar. Bunları yani görmek mümkün. Ya da Feridüddin Attar'ın Mantık-ı Tayrı'nda olduğu gibi, Kuşların Dili adlı risalesinde anlattığı gibi, Hüthüt kuşunun öncülüğünde onlarca, yüzlerce, binlerce kuşun Simurg'a yaptığı yolculuğu okuyabilirsiniz bu literatür içerisinde. Bu bir bakış açısıdır. Bu işte bu bir dünya görüşünün somut hale gelmesi, konkre bir mücessem hale gelmesidir. Ya da mesela Osmanlı'daki kuş vakıfları. Bunun gene tipik somut örneklerinden bir tanesidir. Bugün hala bizim eski Selahattin camilerin duvarlarında görürsünüz. Kuşlar için yapılmış küçük saraylar vardır. Kuş sarayları vardır. Giderler oralardan, beslenirler. Bunların hepsi bir dünya görüşünün hayat içerisindeki yansımalarıdır. Aynı şekilde varlık tasavvuru da bizim varlık karşısında geliştirdiğimiz temel duruşu, bunun ahlaki kodlarını, varlıkla olan ilişkimizi ifade eder. Fakat tabii sadece burada bir tabiat felsefesinden bahsetmiyoruz.
Biz aynı zamanda insanın diğer insanla olan ilişkisinden de bahsediyoruz. Yani bir anlamda Tanrı'nın ifade ettiği ya da temsil ettiği metakozmos, alemin temsil ettiği makrokozmos ve insanın temsil ettiği mikrokozmos. Bu üçü arasındaki ilişki bize dünya görüşünü ve varlık tasavvurunu vermektedir. Ve bunlar tabii üzerinde daha derinlikli durulması gereken konular. Çünkü varlık dediğimiz zaman biz sadece soyut bir kavramdan bahsetmiyoruz ya da nesnelerden bahsetmiyoruz. Biz aslında iyi, doğru ve güzel kavramlarından bahsediyoruz. İyi, doğru ve güzel kavramların hayatımızdaki tezahürlerinden, yansımalarından bahsediyoruz. İyi dediğimizde ahlaki olandan, doğru dediğimizde ahlaki ve hakikat olanından, yani ontolojik manada epistemik hakikatten, güzel dediğimizde de estetikten bahsediyoruz. Bütün bunlar bizim dünya görüşümüzü ve varlık tasavvurumuzu ortaya koyan temel unsurlardır. İşte biz bir medeniyetten bahsettiğimizde, ister tarihi ya da isterse de kavramsal manasıyla, aslında biz iyi, doğru ve güzel olanı inşa etme çabasının bütününü ifade ediyoruz. Medeni olmak demek, bu unsurlara sahip olmak, bu niteliklerle kuşanmak demek. O yüzden burada biliyorum ders saatiniz de yavaş yavaş başlıyor. Farabi'nin erdemli toplum kavramına da kısaca atıfta bulunmak istiyorum. Sonra toparlarız, birkaç soruyla da devam ederiz ondan sonra. Farabi biliyorsunuz Arai Ehl-i Medine-i Fazıl adında çok önemli bir risale kaleme almıştı. Ve bu risalesinde erdemli toplum, Medine-i Fazıl dediği, erdemli şehir ya da erdemli toplum diye tarif ettiği toplum düzeninin hangi unsurlar üzerine kurulu olması gerektiğini anlatır Farabi burada. Aslında bu, eğer bir derli toplu bir medeniyet tasavvuru arıyorsa bir kitapta, bir risalede, bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Ve orada Farabi, erdemli toplumun bu iyi, güzel ve doğru ilkeleri evrene, kozmosa, sanata, siyasete, uluslararası ilişkilere, hukuka nasıl uygulayacağını detaylı bir şekilde anlatır. Kademe kademe, kitap 19 fasıldan oluşur ve 19 fasılın her bir bölümünde bu erdemli topluma ulaşmanın ilkelerini anlatır. Aslında bugün bizim de Türkiye olarak belki önümüzdeki en önemli meydan okumalardan ve fırsatlardan bir tanesi bu erdemli toplum ideali için nasıl mücadele etmeliyiz? Bu erdemli toplumu nasıl inşa edebiliriz sorusudur. Ve özellikle küreselleşmenin bizim bütün gündemimizi belirlediği, bir yanda ufkumuzu genişlettiği, bir yanda birçok meydan okumalarla bizi karşı karşıya bıraktığı bir dönemde belki de üzerinde düşünüp kafa yormamız gereken en temel sorulardan bir tanesi bu. Bir erdemli toplumu nasıl inşa edebiliriz? Çünkü bir erdemli toplumun bir medeniyet tasavvurundan hareketle inşa edilmesi sadece kanunla, sadece hukukla, sadece ekonomik kalkınmayla gerçekleştirilecek bir ideal değildir. Çünkü dünyanın en iyi sistemini kurarsınız, kağıt üzerinde bunun kurallarını belirlersiniz ama onun ruhunu, onun özünü, onun esansını oluşturan insan orada yoksa o sistem soyut kağıt üstünde bir kavram olarak kalır. Onu hayata geçirecek de şüphesiz insandır. O yüzden erdemli toplum sorusunu bizim sormamız gerekiyor. Bunun da tabii özünde aslında üç ana unsurun olduğunu ifade edebiliriz. Birincisi hukuk, yani insanların temel hak ve hürriyetlerini garanti altına alacak bir hukuk sistemi. Onların özgürlüklerini, tercihlerini, hak ve hürriyetlerini güvence altına alacak bir hukuk sistemi ve bunun gerektirdiği bütün unsurlar, anayasası, kanunları vesairesi. Birinci ayağı budur. İkinci ayağı ahlaktır. Bireysel ve toplumsal ahlaktır. Çünkü sadece dediğim gibi içinizde hukuk okuyanlar var. Sadece hukuk kurallarıyla, müeyyidelerle erdemli bir toplum inşa etmeniz mümkün değildir. Her insanın başına bir polis koyamazsınız. Her insanı polisiye tedbirlerle eğitemezsiniz. Bir ahlak nosyonu mutlaka olması gerekir. Burada ahlakı da çok geniş manada kullanıyorum. Bir anlamda insanın varlıkla, eşyayla ve diğer insanlarla ilişkilerini belirleyen temel etik kuralların tamamını ifade ediyor burada ahlak. Yani çıktığınız zaman sizin tabiri caizse güneşle ilişkinizi de, sokaktaki kediyle ilişkinizi de, petrol yataklarıyla ilişkinizi de, kazanılmış, üretilmiş zenginlikleri nasıl dağıtacağınızı da, bir arkadaşınızla ya da bir büyüğünüzle nasıl oturup kalkacağınıza kadar bütün bu alanlarda sizin davranış kurallarınızı belirleyen ilkelerin tamamını ifade eder ahlak bu manada.
bu ahlak üzerine inşa edilecek bir erdemli toplum yapısı üzerinde tabii ki kafa yormamız gerekiyor. Ama bu da tek başına yeterli değil. Sadece hukuk ve ahlak değil, aynı zamanda bir muhayyileye ihtiyacımız var. Bir tasavvura ihtiyacımız var. Yeni bir toplumsal muhayyileye. Yani yeni bir social imagination dediğimiz bir toplumsal muhayyile. Biz dünyada kendimizi nerede görmek istiyoruz? Biz nerede olmak istiyoruz? Bu soruları kendimize sormamız lazım ki bizim ekonomimiz, siyasetimiz, dış politikamız, hukuk sistemimiz, parlamento sistemimiz vesairemiz buna göre şekillenecektir. Ve geriye doğru baktığınız zaman bizim yakın en azından tarihimizde, son 150-200 yıllık tarihimizde bütün büyük dönüşümler bu büyük soruların sorulması üzerine yaşanmıştır. Ve Türkiye'de şu anda böyle bir sürecin içerisinde hızlı bir şekilde ilerliyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bütün bu toplumu bir arada tutacak o tutkalı ifade eden toplumsal muhayyileye de bizim en az hukuk ve ahlak kadar ihtiyacımız var. İşte medeniyet perspektifinde bir 21. yüzyıl analizi yaptığımız zaman hem Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle hem bizim dünya ile olan ilişkilerimiz açısından hem Avrupa Birliği ile hem dünyanın diğer coğrafyalarıyla olan ilişkilerimiz açısından bir medeniyet perspektifi, bir medeniyet tasavvuru şüphesiz geliştirebiliriz. Burada insani değerleri merkez kabul eden çıkarı değil faydayı ama maslahat anlamında faydayı pazar ilişkilerini değil insanı kendi başına teknolojiyi değil bir araç olarak teknolojiyi, tekniği, araçları değerlendiren bir bakış açısıyla bir medeniyet tasavvuru geliştirmek şüphesiz mümkündür. Zira insan onuruna yaraşır bir hayatın inşa edilmesi ancak bu unsurların mütecanis, tutarlı, uyumlu bir şekilde bir arada tutulmasıyla mümkün olacaktır. Hatırlayın Aristo'yu. Ne demişti? İnsan sadece yaşamak için var olan bir varlık değildir. İnsan iyi hayat yaşamak için vardır. İyi hayat nedir? İyi hayat insanın aklını kullanarak akli ve ahlaki ilkeler çerçevesinde bir hayat sürmesidir. Çünkü sadece yaşamak bütün canlı varlıkların ortak paydasıdır. Sadece maddi olarak yaşayan, doğan, büyüyen, üreten ve tüketen ve ölen bir varlık iyi hayat yaşayan sadece yaşamış olur. Bir anlamda bir hayvan gibi yaşamış olur. Beşeriyetten insaniyete yükselememiş olur. Ama insanın amacı iyi hayatı yaşamaktır. İyi hayatta ancak aklımızı, rasyoyu, intellekti, aklı kullanarak akli ve ahlaki ilkeler çerçevesinde bir medeniyet inşa etmek, bir erdemli toplum inşa edebilmek. Bu kavramların iç içe geçtiği bir düşünce örgüsüyle ancak biz bu kavramları, bu medeniyet tasavvurunu inşa edebiliriz. Özellikle günümüzde küreselleşmenin artık medeniyet gibi, kültür gibi kavramları giderek işlevsiz hale getirdiği, içini boşalttığı bir çağda bu kavram üzerinde bizim yeniden şüphesiz düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu anlık iletişim çağında artık anlık üretip anlık tüketiyoruz. Halbuki bizim insan olarak, insanlık olarak, insanlar olarak 21. yüzyılı inşa etmek için daha sağlam referanslara ihtiyacımız var. Yani Twitter trendlerden, Facebook'taki bilmem ne trendlerinden daha sağlam referanslara şüphesiz ihtiyacımız var. Ve bunu yapacak olan da sizlersiniz, bizleriz, bütün insanlık. Yani artık tarih bizim uzaktan seyrettiğimiz bir tiyatro değil. Tarih hepimizin yaptığı, inşa ettiği, beraber vücuda getirdiğimiz bir süreçtir. Burada dolayısıyla hepimize de bir sorumluluk düşüyor. Ben bu genel ilkeler çerçevesinde isterseniz burada durayım. Soru ve cevaplarla biraz daha sohbetimize devam edelim. Evet. Medeniyet arasındaki ilişkiyle alakalı olacak. Sorumu iki başlık üzerinden sormak istiyorum. Devletin üst kademesinin düşünce yapısını yöneten akıllardan bir tanesi olduğumuz için cevabımız yönelik önemli. Bir taraftan baktığımızda İsmet Özel İslam'ın bir din olduğunu, medeniyet olmadığını iddia ediyor. Yine aynı dönem içinde Sezai Karakoç'un eserlerine baktığımızda ise İslam bir hakikat medeniyeti ve bu medeniyetin temellerinde İslam'ın iman esaslarının olduğunu söylüyor.
Benim sorum şurada. Siz devletin kademesindeki bir yönetici olarak, aslında farklı bir yönetici olarak kendinizi hangi tarafa yakınsınız? Şimdi ben başta da ifade etmiştim, İsmet Özel'in Üç Mesele adlı eserinde yıllar önce dile getirdiği bir eleştiridir bu. Üç meselenin alt başlığına da bakarsanız teknik, medeniyet ve yabancılaşmadır orada ele aldığı üç mesele. Kitabı okumanızı tavsiye ederim. Yani bu kavramlar, bu tartışma çerçevesinde hala değerini muhafaza eden bir kitaptır o. Yani ana tezine ben katılmıyorum. Çünkü biz İslam medeniyeti dediğimiz zaman İslam eşittir, medeniyettir demiyoruz. Yani dinin yerine medeniyeti ikame etmiyoruz. O manada Sezai Karakoç'un yaklaşımı bence daha doğru bir yaklaşım. Çünkü bir inanç sistemi olarak, bir yaşam biçimi olarak İslam'ın bir kültür, medeniyet, kimlik haline gelmesi onun aslında tarihi serüveninin kaçınılmaz bir sonucuydu. Yani süreç içerisinde bu mutlaka olacaktı. Çünkü bir anlamda sizin evrensellik iddianızı, İslam'ın evrensellik iddiasını tarihi ve zaman, ne dedik burada, zaman ve mekan ölçüleri içerisinde tecessüm etmesi dedik. Tam da bu oldu işte. Farklı zaman ve mekanlarda İslam'ın o evrensel mesajı tecessüm etti, yani somutlaştı, tezahür etti, ortaya çıkmış oldu. Ve baktığınız zaman orada muazzam bir zenginliğin, renkliliğin, farklılığın olduğunu görüyorsunuz zaten. Biz işte dün değil evvelsi gün Endonezya'dan geldik. Endonezya ve Brunei'ye bir ziyaretimiz vardı. Ki ben master'ımı Malezya'da yaptığım için 2 yıl kadar orada kalmıştım. O coğrafyayı biraz tanıma imkanımız olmuştu. Yani o kadar farklı tezahürlerle karşı karşıya kalıyorsunuz ki, yani bu da mı İslam'ın parçası diyebiliyorsunuz. Oradan kalkıp Fas'a geliyorsunuz. Yani bir anlamda İslam coğrafyasının iki uç noktasına, Fas'tan Endonezya'ya kadar o bütün o coğrafya içerisinde o muazzam renkliliği kucaklama imkanınız var. Bunu din adına değil, İslam medeniyeti adına yapıyorsunuz. O medeniyetin farklı kimlikleri, tezahürleri olarak ortaya çıkıyor. Burada belki şu daha kışkırtıcı bir soru, belki soracaklar arkadaşlar ama ben sorayım, beraber düşünelim diye. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışan bir ülke. Hani somuta indirgediğimiz zaman bu düşünce ya da eleştiri zaman zaman dile getiriliyor. Eğer Türkiye kendini İslam medeniyetinin bir parçası olarak görüyorsa, o zaman Avrupa Birliği projesi nereye oturuyor? Avrupa Birliği bir medeniyet projesi ise, Avrupa medeniyetine girmek anlamına gelecekse bir gün, Türkiye AB üyeliğini nereye, nasıl oturtacak diye bir soru zaman zaman sorulmuştur. Şimdi her şeyden önce Avrupa bir anlamda bir medeniyet projesidir. Doğru, Avrupa Birliği. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabası. Ne açıdan? Medeniyetlerin ortak değerleri üzerinden bir medeniyet projesidir o. Yani bizim burada bahsettiğimiz iyi, güzel, doğru ilkeleri etrafında şekillenen adalet, özgürlük gibi mesela temel hak ve hürriyetlerle ilgili temel kavramlar da bu evrensel medeniyet anlayışının kurucu unsurlarıdır. Bu manada medeniyetler bu düzeyde çatışmak zorunda değildirler. Avrupa medeniyeti, Batı medeniyeti, İslam medeniyeti, Hint medeniyeti, Çin medeniyeti gibi farklı medeniyetlerden şüphesiz bahsedebiliriz. Tarihte bunun örnekleri de var. İşte bunun için Anne Toynbee'nin diyelim ki tarih çalışması kitabına bakın, ne bileyim Will Durant'ın medeniyetin The Story of Civilization'a bakın, Brodel'in History of Civilizations'a bakın. Orada bu medeniyetlerin farklı serüvenleri, farklı dönemleri anlatılır. Çünkü bu başta bahsettiğimiz varlıkla, evrenle olan ilişkinin farklı tezahürleri karşımıza ne olarak çıkmıştır? Afrika'da yeri geldiğinde dans olarak çıkmıştır. Çin'de karşımıza Budist resim olarak çıkmıştır. Taoist felsefe olarak çıkmıştır. Amerika'da Native American'ların muazzam bir tabiat felsefesi olarak karşımıza çıkmıştır. İbrahimi dinlerde kutsal kitabın etrafında, vahiy etrafında şekillenen bir metafizik, bir varlık tasavvuru, dünya görüşü olarak karşımıza çıkmıştır. Vesaire vesaire. Antarktika'ya gidin, Eskimo'larda farklı şekilde çıkmıştır. Şimdi bu medeniyet zenginliğini tek bir medeniyete irca etmek, indirgemek mümkün değildir. Yani Avrupa merkezciliğin 19. yüzyılda, 20. yüzyılda belki yaptığı en büyük katliamlardan birisi bu oldu. İnsanlığın bütün bu birikimini barbarlık, primitiflik, ilkellik başlığı altında bir kenara itmesi oldu.
Ve bu toplumlarda maalesef batılı olmayan bu toplumlarda medenileşmek adı altında, moderniteye katılmak adı altında, modernite trenini yakalayacağız diye kendi tarihlerine, kendi kültürlerine, birikimlerine yabancılaştılar. Türkiye'de de biz bu travmayı yaşadık. Başka ülkelerde de yaşandı bu tür travmalar. Yeri geldiğinde o insanlar kendi müziklerini yasakladılar. Ne adına? Modernleşme adına, çağdaşlık adına. Yeri geldiğinde kendi kültüründen, kimliğinden, tarihinden hicap duydular, utandılar, kaçtılar. Ama artık küreselleşmeyle beraber, Avrupa merkezciliğinin de zayıflamasıyla beraber bu komplekslerden kurtuluyoruz, hepimiz kurtuluyoruz. Ama burada bir noktanın altını çizeyim. Biz geçen ay İstanbul'da bir İstanbul Dünya Forumu yaptık. Ben gene orada güçlü bir Avrupa merkezcilik eleştirisi yaptım. Bazı Avrupalılar rahatsız oldular bundan. Ne kadar böyle Avrupa düşmanlığı yapılıyor burada diye. Hayır, Avrupa merkezciliği eleştirmek Avrupa'yı yok saymak demek değil. Bir partner olarak biz Avrupa'yla şüphesiz ticaret yaparız, siyaset yaparız, başka birçok şey yapabiliriz. Yapıyoruz da zaten. Ticaretimizin şu anda %40-45'i Avrupa'yla. Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışıyoruz. Ama hangi değerler üzerinden? Avrupa merkezcilik üzerinden değil şüphesiz. Ama Avrupa merkezciliği eleştirmek, reddetmek onun yerine başka bir merkezcilik koymak anlamına da gelmiyor. Avrupa merkezciliği kaldıralım, yerine Türkiye merkezciliği koyalım, yerine Çin merkezciliği koyalım. Bu da değil. Küreselleşmenin tesviye edici bir etkisi var. Yani bir leveling impact dediğimiz, her şeyi eşitleyen bir etkisi var. Herkes bir anlamda potansiyel olarak eşit. Bunun sağladığı çok önemli fırsatlar var. Artık demek sizin de söyleyecek bir sözünüz var. Sizin de dünyayı anlatacak bir hikayeniz var. Önemli olan o hikayenin siz farkında mısınız? O hikayeyi anlatacak kelimeleriniz var mı? O enstrümanlara sahip misiniz? O donanımda mısınız? Kendinizi buna göre yetiştirdiniz mi? Yani mesela genç arkadaşlar olarak, şimdi üniversitede okuyan arkadaşlar olarak, demin Rümeysa 92'de mezun olduğumu hatırlatınca bir an dedim 20 yıl olmuş demek ki ben de üniversiteden mezun olalım. Yıllar nasıl geçiyor? Şimdi ben de düşünüyorum hani siz de şimdi artık işte yeni nesiller olarak birkaç yıl içinde, 3-5 yıl içerisinde siz de bu toplumun önemli yerlerine geleceksiniz. İş adamı olacaksınız, bürokrat olacaksınız, akademisyen olacaksınız, ne bileyim siyasetçi olacaksınız vesaire. Sizin de bu soruları sormanız gerekiyor. Benim dünyaya söyleyecek bir sözüm var mı? Türkiye'de yetişmiş bir insan olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 21. yüzyılda ben Berlin'e baktığımda, Kahire'ye baktığımda, Tokyo'ya baktığımda, New York'a baktığımda oralardan şüphesiz alacağım şeyler var. Hani Gadamer'in ufukların füzyonu dediği, ufukların birbiri içine geçmesi, tedahül etmesi dediği o güzel metaforu üzerinden şüphesiz bizim öğreneceğimiz şeyler var. Ama bana ait ne var? Benim söyleyeceğim bir şey var mı? Berlin'e gittiğimde benim söyleyecek bir sözüm var mı? Kahire'ye gittiğimde anlatacak bir hikayem var mı? İşte bu soruları da sormamız lazım. Yani medeniyet tasavvuru bu anlamda bölücü, bölen, ayrıştıran, atomize eden değil, tam tersine derleyip toparlayan bir perspektif sunabilir bize. Şüphesiz hani İsmet Özel'in eleştirilerinin kalkış noktalarından bir tanesi medeniyetin putlaştırılması, divinize edilmesi kaygısıydı. Bu eleştirilebilir şüphesiz. Yoksa medeniyet de tek başına mutlak bir değer değildir. Bunlar da son tahlilde insanların kendi potansiyelini hayata geçirmesi için sahip olması gereken enstrümanlardır. Asıl olan insanın özündeki hakikat potansiyelini hayata geçirebilmesi, insan olabilmesi. Çünkü insan kelimesi de biliyorsunuz kök itibariyle bir rivayete göre, Rabi Bel İsfahani'nin yaptığı bir analize göre Enes'e kökünden geliyor. O da ünsiyet kurmak demek. Başkalarıyla ünsiyet kurabilen varlıktır insan. Bu da bizi işte erdemli topluma geri getiriyor. Başkalarıyla bir arada yaşayabilen insan insandır. Bu bağı kuramıyorsanız, bu ünsiyeti kuramıyorsanız zaten o vasıftan uzaksınız demektir. Hocam, TRT'de geçen sene yayınlanan bir belgesel vardı. Batı'ya Atan Nehir. Diye zannediyorum biraz daha görüşleriniz o istikamette. Bu hususta yani yazıları zorluğum öyle olmadığını biliyorum ama o belgesel üzerinden şunu okumuştum ben. İlk başta modernizm aydınlığının ilk başında tarihi dışına itilmiş ve tarih yapıcı misyondan uzaklaştırılmış bir Doğu ve Afrika var. Hegel'den tutun dediğiniz gibi Karl Marx'a ve Marx Weber'e kadar. Müşterek nokta Doğu'nun tarihin dışına itilmesi, insanlığın geldiği noktada bir değer ifade etmemesi ve katkılarının inkarı üzerinden. Daha sonra da biraz da postmodernizmle baktığınız zaman
Doğu bir aktör olarak kabul edilmeye başlıyor ve biraz hakkının teslim edilmesi gibi bir yere geliyor. İşte Lewis Strauss'la beraber işte daha ya ilkellik yoktu, kendi iş bütününe bakmak lazım gibi tezler. Şimdi bunlar ne kadar samimi veya bunlar gerçekten bize ne kadar söz hakkı veriyor noktasında benim şüphelerim var. Çünkü şöyle okuyorum, yani Hart ve Negri'nin işte emperyalizm, hegemonya ve imparatorluk, yani son kertede gelinen noktada imparatorluk. Evet, bir dünya inşası küreselleşmeyle beraber merkezi yapılan ortadan kalktı, ortak değerlerin vurgulandığı. Ama bu, burada da bütün hakikatlerin hükümsüzleştiği ve hiçleştiği, belirli hakikatlerin aynı eşdeğerlilikte telakki edildiği bir dünya. Şimdi benim hakikatim sıradanlaştıktan ve hükümsüz hale geldikten ve belirli hakikat rejimlerinin kabulünden itibaren gerçekten burada birçok medeniyetlerin varlığından bahsedebilir miyiz? Yani bunu ben çok sanırım bulmuyorum. Yani o belgesel beni çok rahatsız etmişti. Tamamen seküler bir medeniyet telakkisi, vahyin veya peygamberlerin hiçbir katkısının olmadığı bir medeniyet ve nihayetinde batıya akan bir nehirle beraber Mayaların, İnkaların vesaire kurduğu şeyden çıkan bir batı medeniyeti. Bu bizim hepimizin bu ortak evrensel değerler. Bunları batı bugün taşıyıcısıysa bile bunlar evrensel değerler. Niye? Harcın işte şeyinde, temelde benim de harcım var. Ve bunu sahiplenin anlayışı. Şimdi burada hani bir Müslüman olarak, bir İslam medeniyeti dairesindeki bir insan olarak uyanık olmanın yolu nedir? Yani Seyyid Hüseyin Nasr'ını tam kabul ediyorum. Yani bugün tıkanan bir Batı sivilizasyonu var. Bu yüzden Müslümanlar kendilerini keşfetmek zorundalar. Hukuk fakültelerini, sanat fakültelerini kurmak zorundalar. Ama burada işte o, sizin de Davutoğlu'nda bahsettiği o ben idraki biraz güme gitmiyor mu? Yani bu postmodernizme kapılırsak burada biraz güme giden bir ben idraki de yok. Bu güzel bir soru. Yani o belgesel atıfta bulunmanıza da sevindim özellikle. Ben ilk defa söylüyorum burada bunu, hani public diye ilk defa söylüyorum. Adına çok şiddetle itiraz ettiğim, temel kurgusuna çok itiraz ettiğim bir çalışma oldu o. Ama başka meşgalelerimiz vardı, ona çok ilgilenemedik ve o şekilde çıktı. Bir kere zaten batıya akan nehir tabirinin kendisi bile çok Avrupa merkezci bir çağrışıma sahip. Bu şekilde ifade edilmemesi gerekir. Fakat asıl sorunuza gelecek olursa, farklılıkları bir arada muhafaza edebilmek için, çoğulcu bir perspektif geliştirebilmek için anti-realist mi olmak zorundayız? Sorunuzun özü de bu. Yani hakikatin inkarına dayalı bir varsayımla mı hareket etmeliyiz? Temel soru bu. Bunun tersini yaptığımız zaman, benim hakikatim en doğrudur diye yola çıktığımız zaman, o zaman diğer hakikatlerle çatışacaksak, kavga edeceksek bu işin içinden nasıl çıkacağız? Modernite, aydınlanmanın büyük babaları özellikle 18 ve 19. yüzyılda aslında çok totalitaryen bir hakikat anlayışıyla hareket edip kilisenin geleneksel hakikat tasavvurunun yerine kendi hakikat tasavvurunu koymuştu. Ama temel kurgu değişmemişti. Postmodernizm, senin de ifade ettiğin gibi, bir hakikatler anarşisi olduğunu tespit ederek, yani farklı hakikat iddiaları var, birbirleriyle rekabet eden hakikatler var. Mesela bir hakikat hiyerarşisi var. Mesela biz hepsini kabul edelim. Yani anything goes'a kadar giden, ne olsa uyar canım, ne olacak Feuerbach'ın ifadesiyle. Ya yeter ki kavga etmeyelim, yani işte geçelim gidiyoruz şurada. Çok fazla da bunlara mesele etmiyorum diye bir nihilizm çıktı ondan. Antirealizm dediğim o. Yani eşyanın hakikati yoktur. Hakikat dediğimiz şey senin, benim, bizim, insanların inşa ettiği şeydir. Halbuki bizde ilginçtir. Fıkıh ve itikat kitapları biliyorsunuz bir çok temel bir cümleyle başlar. Nedir? O da der ki hakikatül eşya sabitin. Yani eşyanın hakikati sabittir. Önce bununla başlar. Çünkü eşyanın hakikati sabit değilse benim hiçbir konuda hüküm vermem mümkün değil. Şimdi bana soruyorlar, bu su zehirli mi değil mi? Şimdi benim buna bir cevap verebilmem için benim önce suyun hakikatinin sabit olduğunu kabul etmem lazım. İşte şöyle bakarsan bu su, böyle bakarsan bu civa, şöyle bakarsan aslında bu bir impresyonist bir algı, şöyle bakarsan bu bir yanılsa bana. Şimdi böyle baktığın zaman bir
hukuk perspektifinden, bir bilim adamı perspektifinden buna cevap vermem mümkün değil. Hatırlarsanız İbn-i Rüşd Eşarilere bu yüzden kızıyordu. Yani şimdi siz mucizeleri kurtaracağız diye Eşarilere konuşuyor. İlliyeti ortadan kaldırdınız. Alemde illiyet yoktur. Yani işte bu şimdi şey hareket ediyor ama bunu hareket ettiren bu şey benim elim değildir. Onu hareket ettiren Allah'ın iradesidir. Ya bunu böyle dediğiniz zaman haklı olarak İbn-i Rüşd diyordu ki o zaman ben nasıl bilim yapacağım? Bilim illiyet üzere kurulu. Sebep sonuç ilişkileri kozalite üzerine kurulu. Bunu ortadan kaldırdığında ben neyi araştıracağım? İki, ben bununla ilgili nasıl hüküm vereceğim? Bunun ağırlığıyla, işte hacmiyle, cismiyle vesaireyle ilgili. Eşarilerin occasionalism deniyordu ona biliyorsunuz. Ona bu yüzden karşı çıkıyordu. Şimdi postmodern dönemde de böyle bir bir nihilist anarşi var. İlginç olan şu anda belki bir felsefi akım olarak, sosyal ya da kültürel bir akım olarak postmodernizm belki etkisini nispeten yitirdi ama hayatın içerisine girdi. Özellikle işte bu yeni sosyal medya imkanlarıyla, Twitter, şu bu falan. Her şey o kadar artık spontane, her şey o kadar anlık hale geldi ki artık sen ben neyi nasıl inşa edersek o hale gelir noktasında. Buradan bir çıkış yolu şüphesiz var. Yani bu tip bir nihilist antirealizmle bizim bir toplum olmamız, bir millet olmamız, bir medeniyet inşa etmemiz şüphesiz mümkün değil. Bu ancak çok daha büyük kargaşalara yol açar. O yüzden konuşmanın bir yerinde ben hukuk, ahlak ve muhayyile dedim ve muhayyilenin en önemli unsurlarından bir tanesi de toplumu bir arada tutacak, bu farklılıkları bir arada tutacak bir tutkala ihtiyacımız oldu. O tutkal nedir? Bu bütün bu farklılıkları bir arada ne tutacak? Bizim insan tanımımız mı, hukuk tanımımız mı, ahlak tanımımız mı, vatan anlayışımız mı, toprak anlayışımız mı, ortak tarihimiz mi? Bunlar üzerinde tabii, bunlara ben her birine bir cevabım var da, şimdi çok uzun uzun her birine girmek istemiyorum burada. Ama bir tutkal şüphesiz var. Yani yaşadığımız vatandaşlık, vatandaş, aynı vatanı paylaşıyor olmamız. Tarihdaşlık, aynı tarihi paylaşıyor olmamız. Ve bunlar üzerine inşa edeceğimiz bir hukuk ve ahlak anlayışı. Şüphesiz bu farklılıkları bir arada bir arada tutmamıza imkan sağlayacaktır. Çünkü İbn Arabi'nin de güzel yani ifadesiyle kesrette vahdeti görebilmektir. Ama bu hani İngilizce güzel bir tabir var ya, this is not a rocket science. Bu böyle matematiksel formülü verilebilecek bir şey değildir. Bu biraz bireysel ve toplumsal sezgilerle, o yüzden hayal ediyorum, takviye edilmesi, inşa edilmesi gereken bir süreçtir. Bunu çok böyle bir toplum mühendisliğine indirgediğiniz zaman, matematiksel olarak bu böyle, şöyle olacak dediğinizde, insanın tabiatına ters bir iş yapmış oluyorsunuz. O olmuyor. Çünkü insan sadece akıldan ibaret bir varlık değil. İnsan duygularıyla var olan, hisleriyle, muhayyilesiyle de var olan bir varlık. İnsana bu bütünlük içinde bakmamız lazım. O yüzden bu bütün bu unsurları içeren bir perspektifle ele alırsa, farklılıkları şüphesiz bir arada tanzim etmek, bir arada yaşatmak, bir arada yaşama ahlakı ve kültürü inşa etmek mümkündür. Hocam şimdi medeniyet dediğimiz kavramı bir varlık olarak mı ele almalıyız yoksa hareket olarak mı ele almalıyız? Bunu sorma sebebi şimdi Nurettin Topçu'nun yeni Türkiye kitabının girişinde hemen ilk cümle olarak alem için bütün olarak verir Topçu usta. Birisi varlık, birisi fikir, birisi de harekettir. Şimdi ilk bakışta medeniyet üzerinden fikir demek istiyor insan ama fikrin bu diğer ikisi arasındaki konumu çok daha pasif. Medeniyetin konumu düşünüldüğü vakit bu kadar pasif bir konum atfedemeyeceğimiz için varlık mı yoksa hareket mi olarak ele almamız sorusu kafama geldi. Şimdi Medine kökünden geldiğinden hareket ediyoruz fakat şayet bir varlık ise de medeniyet, hareket değil de bir varlık ise de yeryüzünde bir cennet mi kurguluyoruz medeniyet derken? Güzel bir soru bu da. Şimdi medeniyetler tabii ki statik ve pasif yapılar değil. Bazı sosyal bilimcilerin medeniyete mesafeli yaklaşmasının temel sebeplerinden birisi de bu. Ya bu meta narratif
gibi bir şey bu sosyal bilimlerin konusu olamaz. Sosyal bilimler empirik, sürekli değişen, değişken unsurlar üzerine kuruludur falan diye bir varsayımdan hareketle söyleniyor. Ama şüphesiz medeniyetler pasif ve statik yapılar değil. Toynbee'nin medeniyetlerin dinamizmini analiz ederken kullandığı güzel bir kavramsal çerçeve var. Challenge and response diyor. Meydan okuma ve cevap verme. Bir anlamda bütün medeniyetler meydan okumalara verdikleri cevaplar oranında ayakta kalabilen, yaşayan dinamik organizmalar. Zaten bu cevabı verdiğiniz zaman siz hayatiyetinizi sürdürüyorsunuz. Nedir o meydan okuma? Diyelim ki İslam medeniyeti ile Hint medeniyeti karşı karşıya geliyor. İslam medeniyeti dediğimiz şey, mesela diyelim ki Mahmud İbni Gazne döneminde 15. yüzyılda daha 600-700 yıllık, hatta daha erken. Yani 400 yıllık falan bir medeniyet. Çin medeniyeti ise 5000 yıllık bir medeniyet. O zaman 4000 küsur yıllık bir medeniyet. Şimdi sizin bu medeniyet meydan okumasıyla bir şekilde karşılık vermeniz lazım. Buna eğer doğru karşılık verebilirseniz siz kendi hayatiyetinizi sürdürüyorsunuz. Ama onun etkisi altında kalıp pasifize olduğunuz zaman oraya asimile oluyorsunuz. Ve Brodel'in güzel ifadesiyle tarihte hiçbir medeniyet sadece dışarıdan ödünç alarak ayakta kalamaz. Ve sadece her gelen unsuru ya da meydan okumayı reddederek de ayakta kalamaz. Hep bu ikisinin dinamizmi vardır. Bazı şeyleri reddedersiniz, bazı şeyleri kabul edersiniz. Yani bizim mesela şeyde de Tanzimat dönemindeki radikal batılılaşmacıların ve erken cumhuriyet dönemindeki Jacoben tepeden inmeci Kemalistlerin de en büyük hatası buydu. Bir total medeniyet conversion'ından bahsediyorlardı. Biz total olarak pılımızı pırtımızı toplayacağız. Aha buradan kalkacağız. Berlin'in, Londra'nın, Paris'in göbeğine yerleşeceğiz. Böyle bir tasavvur vardı. Böyle bir hiçbir hakikatte temeli olmayan bir soyutlama üzerinden gidiyordu. Yani bunu da gene en iyi ifade etmeye çalışanlardan bir tanesi Peyami Safa'ydı. Türk İnkılabı'na bakışlarda anlatmaya çalıştığı şey. Yani biz aslında batılılaşarak milli kimliğimizden uzaklaşmıyoruz. Çünkü Batı medeniyeti dediğimiz şeyin temelinde de bizim ana unsurlarımız var. Dolayısıyla biz Batı'ya yaklaştıkça kendi milli kimliğimize yaklaşmış oluyoruz gibi bir akıl yürütmeyle Türk modernleşmesini, batılılaşmasını meşrulaştırmaya çalışıyordu. Kendi zihninde gerekçelendirmeye çalışıyordu. Ben o çabayı önemsiyorum. Öncülleri ve sonuçları yanlış olmakla beraber o çabanın samimi olduğu kanaatindeyim. Yani Peyami Safa'da olsun, yani başka birçok, Celal Nuri'de bile mesela, ki en radikal batılılaşmacılardan birisidir o. Onlarda bile bu çabanın samimi olduğu kanaatindeyim. Ama netice itibariyle karşınızda size meydan okuyan bir medeniyet var. İşte 19. yüzyılda da bu ne olarak çıkıyor karşınıza? Avrupa kolonyalizmi olarak. Yani şunu hep anlamakta zorlanıyor. Özellikle bugün insanlar. Bakın 1840'lara 50'lere geldiğiniz zaman İslam dünyasının yaklaşık %80'i fiilen Avrupa kolonyalizminin işgali altındaydı. %80'i. Fiilen işgal edilmemiş birkaç ülke Türkiye'dir o dönemde. İran'dır. Bir de böyle yani birkaç yerdir. Bunların dışında neredeyse İslam topraklarının %80'i fiili işgal altındadır. Dolayısıyla birisine Avrupa medeniyeti dediğiniz zaman 1840'larda, 60'larda kimsenin aklına ne Descartes'in efendim işte diskur üzerine düşünceler, ne Kant'ın bilmem ödev ahlakı, ne Fransız ihtilalinin üç ideal, bunlar gelmiyordu. Ne geliyordu? Fransız askeri, İngiliz askeri, Hollanda askeri, Portekiz sömürgeciliği geliyordu. Yine Endonezya'dan örnek verdim. İşte birkaç gün önce oradaydık, tekrar o eski hatıralar da aklıma geldi. Mesela oralarda Müslüman olmakla antikolonyalizm iç içe geçmiştir. Niye? Çünkü Müslüman oldukları 15. yüzyılın hemen ardından, daha 40-50 yıl sonra biliyorsunuz ilk defa Portekizler geliyor Endonezya'ya. Önce Portekizler sömürgeleştiriyor, ardından Hollandalılar, en son İngilizler. Yüzer yıl alıp öyle bir bayrak yarışı gibi o bölgeyi sömürgeleştiriyorlar. Ve daha o kişiler Müslüman kimliklerini, yeni dine geçmişler Müslümanlığa, şey yapmadan, özümsemeden kolonyalizmle karşı karşıya kalıyorlar ve antikolonyalizmle Müslüman kimlik orada çok iç içe geçiyor. O yüzden çok sağlamdır onların o tarih şuurları, bilinçleri. Fakat son tarihte bu bir meydan okuma. O yüzden hani Mehmet Akif işte medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar dediği zaman işte kendince bir cevap vermeye çalışıyor. Neye? Karşısına dikilmiş olan toplu, tanklı, tüfekli muazzam bir güce, bir mitralyöz var karşınızda. Gelmiş böyle bütün o mekanik gücüyle sizi ezmeye geliyor.
Yani senin tarihini, toprağını, çiçeği, her şeyini ezmeye geliyor. Senin de neyin var? Ne diyor? Benim iman gibi Serhattin var. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Yani elimde top tüfek yok diyor. Benim altımda tank yok. Ama hiç olmazsa benim imanım var. Hiç olmazsa benim sana cevap verecek bir şeyim var. O yüzden ben Mehmet Akif'in o şeyini, şiirini hep Cebertin'in, Abdurrahman Cebertin'in Napolyon'a verdiği cevapla mukayese ederim. Napolyon Mısır'a çıktığı zaman 1798'de bir şey yayınlıyor, ferman yayınlıyor. İskenderiye'ye çıkıyorlar, oradan içerilere doğru gidiyor. İskenderiye'de bir ferman yayınlıyor. İşte diyor ki ben diyor sizi özgürleştirmek için geldim, Memlüklerin zulmünü ortadan kaldıracağım vesaire vesaire, bunları anlatıyor. Bir yerde de diyor ki ben Peygamberimiz Muhammed'e Memlüklerden daha fazla saygı gösteren asil bir Müslümanım diyor Napolyon o fermanında. Tabii millet gülüyor kahkahayla, yani bunun bir oyun olduğunu biliyor. Cebertin'in o dönemde yaşayan bir Mısırlı tarihçidir. Üç ciltlik bir eserinde bu bölümü anlatır. Verdiği cevap çok ilginç. O diyor ki bu yabancı Fransız diyor geldi diyor, yine bizi diyor saf zannediyor, kandıracağını zannediyor. Biz onun buraya ne için geldiğini gayet iyi biliyoruz. Mısır'ı ele geçirmek için geldiğini söylüyor. Ama ne yapalım diyor. Bizim elimizde güçlü donanmalar yok, askerler yok, silahlar yok, gemiler yok. Ama hiç olmasa bizim imanımız var. Ve o Napolyon keferesi bilsin ki diyor Allah öyle bir fırtına getirir, öyle bir şimşek çakar, öyle bir yıldırım düşer ki neye uğradığını şaşırmadan buradan tepe taklak olur gider diyor. Şimdi bu bir açıdan baktığınızda çok naif bir cevap. Çok naif. Siz Fransız donanmasına karşı buradan beddua okuyarak savaş kazanamazsınız. Doğru. Ama hiç olmazsa bir cevap veriyor. Teslim olmuyor. Yani bu bir meydan okumaysa benim de hiç olmazsa elimdeki imkanlarla vereceğim cevap budur diyor. Dolayısıyla yani medeniyetlerin bu iç dinamikleri, etkileşimleri tarihi çok dinamiktir. Yani statik değerlendirmemek lazım. Bir ikinci sorun vardı senin ama neydi o? Yeryüzünde bir cennet tasavvuru olarak ele alabilir. Ha evet. Yani tabii ki değil. Yani fakat şöyle söyleyeyim. Yani İslam özünde stoik de değildir. Yani stoiklerin dediği gibi dünyanın acılarıyla baş etmek için dünyadan kaçalım da demez Müslümanlık. Tam tersine hayatın içinde yaşaman gerekir o idealleri. O yüzden acıların da üstüne gideceksin. Sevinçleri de yaşayacaksın. Yani lezzeti de bileceksin, elemi de bileceksin. Yani dengedir asıl olan burada. Hakikaten Gazali'nin ifadesiyle el iktisat ve itikad. İtikad da en geniş manasıyla yaşamada. İtikadı, iktisadı yakalamak, ölçüyü yakalamaktır. Yani bu dünyadan da nimetlerinizi alın diyor. Ayette demiyor mu Kur'an-ı Kerim? Bu dünyadan nimetlerinizi de alın diyor. O nimetleri alırken bile yaptığınız iş eğer bir aşkın referansa, atıfla yapılıyorsa o zaten meşru, doğru, insani bir şeydir. Ya onda zaten bir sorun yok. Ama o bir dünyada cennet kuralım ütopyası değil hiç şüphesiz. O anlamda İslam medeniyeti bir zaman ütopik olmadı. Ama bu dünyadan kaçan, hani world denying diyorlar ya şeyde, bir world denying, dünyayı reddeden, yok sayan bir felsefe de değil hiçbir zaman. Dünyanın içinde onunla beraber ama ona ait değil. Bu farkı hep bilerek yaşayan bir medeniyet tasavvuru diyebiliriz ona. Hocam, medeniyet de aynı toplumsal düzeyde bir algı var. Ve bu algı sizin de kitabınızda belirttiğiniz gibi daha ziyade belli aktörler ya da belli mimarlar tarafından yaratılan bir algı. İnşa edilen bir imaj. Yani işte popüler edebiyatçılar, Hollywood'daki mimarlar, televizyoncular falan filan. Yani peki biz Batı'ya dair bu anlamda bir imaj inşa edebilir miyiz? Ya da nasıl bir imaj inşa etmeliyiz? Çünkü neticede Batı medeniyeti de İslam dünyası da kendi perspektiflerinden bu imajlar ölçüsünde anlaşılıyor ve idrak ediliyor. Ve bu imajlar gerçekle belli bir mesafe içerisinde. Ve biz de Batı'yı bu imajlar üzerinden algılıyoruz ama bizim Batı'yı algıladığımız imajlar Batı tarafından yaratılan, inşa edilmiş olan imajlar. Peki biz bu noktada kendi kudret ve kabiliyetimiz nispetinde ne yapabiliriz?
Şimdi önce şöyle bir şey söyleyeyim. İmajlar şüphesiz önemli. İmajlar hakikat algısını belirliyor. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Bu doğru. Hani McLuhan'ın ifadesiyle image is everything. Doğru. Böyle bir şey var. Fakat bana sorarsanız asıl olan imaj değil, kimliktir. İmajlar gelip geçicidir, sünnidir, yapaydır, inşa edilir, alınır, satılır, değişir, eskir. Asıl olan kimliktir. Bu insanlar için de böyledir, birey için de böyledir, toplum için de, ülke için de. Mesela diyelim ki şimdi biz işte bir kamu diplomasi yapıyoruz değil mi? Türkiye'nin kamu diplomasisini yapıp dünyayı anlatmaya çalışıyorsunuz. İmaj bir yere kadar işinize yarar. Ya işte imaj yapalım. Neyin imajını yapalım? İşte Boğaz Köprüsü'nün işte şöyle bir imajını yapalım. Güzel, tamam, İslam. Ama bu imajlar pazarında sizin sunduğunuz ürünlerden bir tanedir. Ve herkes bilir bunun bir imajı olduğunu. Asıl olan kimliktir. Şimdi sizi var eden, yani o identite, sizi, sizin özünüzü, identitenizi ortaya koyan şey sizin kimliğinizdir. O kimlik ölçüsünde sizin imajınız, algınız, tasavvurunuz bir karşılık bulur. Ve o daha sahici, gerçekçi bir şeydir. Şimdi bizim üzerinde çalışmamız gereken bu kimlik. Yani Türkiye'nin bu çok katmanlı, çok boyutlu, dinamik kimliğini bir kere kendi içimizde derinleştirip sonra bunu dünyaya düzgün bir şekilde anlatmamız. Bu çok önemli. Çünkü biz çok uzun bir süredir kendi içine kapanmış, kendi kutumuzda düşünen, yaşayan bir millet olduk. Bu biraz Cumhuriyet'in kuruluş şartları, Osmanlı'nın çöküş dönemi, Soğuk Savaş döneminin empoze ettiği siyasi şartlarla da ilgiliydi. Yani onları illa hemen suçlayalım anlamında söylemiyorum. Yani Cumhuriyet'in ilk döneminde de yani aman sağa sola bulaşmadan hani kendi içimizde biz işte bir şey kurduk. İyi kötü imparatorluk yıkıldı ama iyi kötü şu Anadolu toprakları bizde kaldı. Şimdi hiç olmazsa bunu muhafaza edelim kaygısıyla bir cumhuriyet kuruldu. Ve birçok hata yapıldı şüphesiz. Tepeden inmeci, Jacoben bir sürü şeyler yapıldı. Ama ya hiç olmazsa biz kendi ayaklarımız üzerinde duralım diye bir kaygı, bir çaba gösterildi orada. Ama bu bizi biraz içe kapanmaya sevk etti. Çok paradoksal bir şekilde hani Osmanlı gibi bir cihan imparatorluğundan perspektifi itibariyle bir ulus devletin o dar kalıpları içerisine sıkıştırıldık. Ve bunun ardından işte Soğuk Savaş döneminin de falan etkisiyle yani kendi mücavir coğrafyamızla bile temasımız çok 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 sınırlı oldu. Hala bakın bugün öyle bir noktadayız ki sadece akademik anlamda söylüyorum. Hani bir düşünce kuruluşunun da başkanlığını yapmış birisi olarak, o sıkıntıları da yaşamış birisi olarak söylüyorum. Kaç tane Yunanistan uzmanımız var bizim bugün Türkiye'de? Yunanca bilen, Yunan siyasetini takip eden, Yunan ekonomisini takip eden. Hani diyorlar ya efendim illa İslam ülkelerine ilgi göster. Hayır bak bundan bahsetmiyorum. Kaç tane İran uzmanımız var? Kaç tane Rusya uzmanımız var? Kaç tane İsrail uzmanımız var? Hadi onları geçtim ya. Kaç tane Alman uzmanımız var bizim? Almanya'da 50 yıldır 2-2,5 milyon vatandaşımız var. Kaç tane uzmanımız var? Şimdi bu sadece şey meselesi değil. Ya işte bunlara imkan ayrılmıyor, kaynak ayrılmıyor. Bu bir yere kadar. Bu biraz da bizim içimizdeki ihtiyaçlarla ilgili. Kendi içimizdeki o kıpırışmayla ilgili. Yani buna demek ki hiç ilgi duymamışız, ihtiyaç hissetmemişiz böyle bir şeye. Ya ben bir gideyim ya bir Çin'den bahsediliyor, Hindistan'dan bahsediliyor. Kimdir, nedir bu coğrafya, burada kimler vardır bir merak edeyim, sorayım edeyim. Bu şey tecessüs kendi içinizde ürememişse, sizi böyle kamçılamıyorsa biz istediğimiz kadar burs verelim. İstediğimiz kadar bölüm açalım. Ben size söyleyeyim oradan çok vasat, orta kalite, mediocre şeyler çıkar. Şöyle dünya çapında uzman falan da çıkmaz. Yani... Geçen bir arkadaş dedi yani yönetim şeyindesiniz falan diye. Şimdi bizim başbakanlık bursları var. Kendi personelimize verdiğimizi yurt dışına gönderiyoruz. Sınırlı sayıda yani öyle çok büyük burslarda değil. Yanlış aslında böyle işte başbakanlık çalışanları gitsinler yurt dışında bir yıl, iki yıl master yapsın, tecrübe edinsin, dünyayı görsün diye. Şimdi ben Neşet Ertaş'ın güzel bir şeyi vardı. Hani sizden sır çıkmaz. 500 kişiye konuşuyor sizden sır çıkmaz. Sizden sır çıkmaz diyerek söylüyorum bunu. Bir liste geldi. Master için gidilecek ülkeler listesi. Şu ülkelere arkadaşlarımız bir yıllığına, iki yıllığına master'a ve görgü bilgi edinmeye gidecekler. Ya listeye bir baktım. Sadece ve sadece İngiliz ve Amerikan üniversiteleri. Çağırdım şey ilgili bir muamirini. Dedim bu liste neye göre hazırlandı? Valla efendim hep böyleydi bu liste. Nasıl hep böyleydi ya? Efendim 20 senedir falan bu liste hep böyle. Allah Allah.
Bir bakın dedim, 20 sene önce bu iş neye dayanıyor? Bilmem neyin ne Bakanlar Kurulu kararında o dönem YÖK'ün bilmem neyle falan önümüze böyle bir liste gelmiş. 20 senedir bizim bütün başbakanlık elemanları ya İngiliz ya Amerikan üniversitelerine gidiyor. Bakın buna bir itirazım yok. Ben Amerika'da doktora yapmış birisiyim. Ama ben hemen oraya Çin, Hint, Japonya bütün bunları da eklettim. Şimdi bir tarafta diyoruz ki yükselen bir Asya var, işte Çin, herkes Çin'i konuşuyor, Kissinger Çin üzerine kitap yazıyor, alıyoruz o kitabı okuyoruz ama hala ben Türkiye'de ya şu Çin'i bir öğrenelim arkadaşlar, kimdir bu adamlar, Yecüc Mecüc gibi 1,5 milyar adam, ortalığı sarıyorlar bilmem ne, bir tanıyalım nedir, kimdir bunlar, bir dillerini öğrenelim. Bu tecessüsün oluşması çok önemli, bu bizim içimizden gelecek ama. Şimdi Türkiye'nin de kendini dünyaya anlatması biraz bu networkler üzerinden oluyor. Yani sadece biz buradan en iyi cümleleri kuralım, dünya da bunları öğrensin, bizdenle olmuyor. O networklere girmeniz lazım, oralarda konuşabilmeniz lazım, o dünyaların dilini öğrenmeniz lazım. Kastettiğim sadece İngilizce, Fransızca, Çince değil. Onların kavramlarını, kavram dünyasını, zihin dünyasını çözebilmeniz lazım ki oraya konuştuğunuzda bu bir karşılık bulsun, muhatap bulsun. Bunun yanında aynı zamanda içimizden gelen kültürle birlikte eğitim sistemimizin de değişmesi gerekmez mi? Tabii, işte değişmesi lazım. İnterdisiplinerlik karşısında bir eğitim sistemimiz olduğu için ister istemez belli bir yöne geçiyoruz. Tabii, yani hala oralarda alacak çok mesafemiz var. İşte o yüzden şimdi yeni YÖK yasası, onunla beraber gelecek üniversitelerdeki işte bir... Fakat bakın yani bu hep hakikaten arz talep meselesi. Şimdi ben... Hani topu taça atmak için söylemiyorum bunu, hakikaten samimi olarak söylüyorum. Yani her şeyi devletten bekleyelim, her şeyi hükümet yapsın, her şeyi hükümet düşünsün, her şeyi onlar çözsün. Bu artık erdemli, medeni bir toplumun yapması gereken bir iş değil. Yani bunun ötesinde bu taleplerin oluşması lazım. Bunların reddedilemez talepler haline gelmesi lazım, somutlaştırılması lazım eğitim kurumlarında, başka yerlerde. Ki buralardan çıkacak fikirlerle, önerilerle, düşüncelerle işte siyaset ve politikalar şekillenecek. Ona göre işte eğitim sistemimiz değişecek. Bilim, teknolojiye, Ar-Ge'ye ayırdığımız imkanlar, kaynaklar değişecek, artacak. Bak çok basit bir şey söyleyeyim. Bu mülahazalar neticesinde zannediyorum 2 ya da 3 sene önceydi TÜBİTAK'ın toplam bütçesi bir 10-15 katı arttırıldı. Şu anda tam bilmiyorum ama o zaman 400 milyon TL'ye çıkartıldı. Yani 70-80 milyonluk şeyi TÜBİTAK'ın bütçesi. 400 milyon TL, 400 milyon TL burs bütçesi bu. Yani kendi giderleri, cari giderleri hariç. Amaç da şuydu, TÜBİTAK Türkiye'de yetişen yeni genç bilim adamlarına burs versin, imkan sağlasın. Yani incubation dediğimiz şey olmaya başlasın artık. Ar-Ge'ye yatırım yapalım. Tamam. Ve sadece şeye de, tabiat bilimlerine de, fizik bilimlerine de vermiyor TÜBİTAK şu anda burs. Sosyal bilimlere de veriyor. İlk defa 3 sene önce alınan bir kararla bu hayata geçirildi. Çok doğru bir karardı. Fakat biliyor musunuz, bakın 3 senedir en büyük sıkıntılardan biri ne biliyor musunuz? Doğru dürüst proje gelmiyor. Bizim bilim adamlarımız, ben sizden bahsetmiyorum, sizin hocalarınızdan, yani benim meslektaşlarımdan bahsediyorum. Bir proje nasıl yapılır, nasıl sunulur, nasıl neticelendirilir, nasıl takip edilir? Burada bile daha o kadar acemiyiz ki. Yani en iyi projeler gene iyi kötü yurt dışında doktora yapmış arkadaşlardan geliyor. Çünkü burada yetişen arkadaşlarımız bu tecrübeyi edinmemişler. Yani bu tabiat bilimleri için de böyle, sosyal bilimler için de böyle. Ve mesela TÜBİTAK'ın bir sürü burs kotası dolmuyor. Avrupa Birliği'nin onlarca bursu var mesela. Araştırma projelerine verdiği burslar var, hibeler var. Biz onların %10'undan bile istifade edemiyoruz. Bizim yıllık, yani yanlış hatırlamıyorsam 200 milyon euroya yakın Avrupa Birliği'nden kullanabileceğimiz hibe ve burs imkanımız var. Türkiye olarak bize ayrılmış bir şey bu. Kaynak bu. Bunun çok 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 az bir kısmını kullanıyoruz. Temel sebebi de işte bunları bilmiyoruz. Çünkü bu proje nasıl yapılır, nasıl başvurulur, bir proje nasıl alınır, 6 ayda nasıl yapılır, ekip çalışması falan. Yani bunlar biraz şeyden de gelecek, bizden de gelecek. Yani dediğim gibi işte devlet yapmış, işte TÜBİTAK bursunu açmış, imkanlarını arttırmış, Ar-Ge imkanlarını, bakıyorsunuz proje gelmiyor. Ya projeyi de devlet yapacak değil ki, yani hükümet mi yapsın, onu da işte bilim adamları yapacak, öğrenciler yapacak, akademisyenler yapacak. Oralarda almamız gereken mesafeler var. Evet, son bir soru alalım. Geçmişimize baktığımızda çok ihtişamlı bir Selçuklu Osmanlı'nın yönetimi görüyoruz. Devletteki
içine düştüğümüz ahlaki kültürel yozlaşma mümkünle de yani tarihçi çekimimizle de sizinize yani çok doğru. Hiçbir büyük medeniyet, hadi biz medeniyet kuralım diyen insanların eseri olarak ortaya çıkmamıştır. Yani insanlar o gün iyi, doğru ve güzel olana nasıl ulaşırız, bunu hayata nasıl geçiririz çabasıyla hareket etmişlerdir. Ve ortaya bizim bugün geriye dönük medeniyet dediğimiz şey ortaya çıkmıştır. Yani orada vurguyu doğru yapmak lazım. O yüzden hani şey doğru, bir medeniyeti bir nostalji gibi görme eğilimi özellikle bugün çok var. Bunun sebebi de tabii hani bir tarafta sizin şanlı bir tarihiniz var arkanızda. Hakikaten gurur duyduğunuz ihtişamlı bir tarih var. Öbür tarafta sizin şu anda içinde bulunduğunuz sosyoekonomik şartlar, politik şartlar bununla taban tabana zıt. Ve bunun yarattığı bir psikolojik travma var. Yani yanlış olan burada ne? Bu tarih mi yalan? Yaşanmadı mı? Yoksa benim içinde bulunduğum şartlardan dolayı ben mi yalan bir konumdayım? Yani bunun yarattığı bir gerginlik var, bir psikolojik travma var şüphesiz. Bunu aşmak için de tabii sadece nostalji yapmak yeterli değil. Ama tarihin çok eğitici bir tarafı var. Yani çok tedip edici, disipline edici, öğretici bir tarafı var. Bundan istifade etmek lazım. O yüzden son yıllarda, son 10 senede falan mesela popüler tarihe olan ilginin artması bir tesadüf değil. Çünkü insanımız bugününü sorgulamaya başladı. Bugün yapılanı edileni sorguluyor ama bunu tarih üzerinden yapıyor. Bu da iyi bir şey. Ve bizim hani özellikle Osmanlı tarihi o kadar zengin ki. Yani çoğulculuktan kamu yönetimine aklınıza ne gelirse hemen her konuyu konuştuğunuzda bir tarih referansıyla bunu temellendirmeniz, zenginleştirmeniz mümkün. Ve en güzel tarafı da aşırı uçları törpülüyor. Yani en aşırı milliyetçisinden en radikal komünist yaklaşımına kadar neyse o siyasi aşırı uçlar. Oralarda tarihin çok tedip edici bir tarafı var. Ondan istifade etmek lazım. Tarih okumak lazım, öğrenmek lazım. Yani o manada tarihten kaçmamak lazım. Ama tarihi de böyle çok nostaljik bir şey gibi yani okumak da doğru değil şüphesiz. Çünkü Spengler'in galiba, yok Orwell'in bir güzel sözü var. Diyor, geçmişi yok. Nasıl diyordu? Bugünü kontrol edenler geleceği kontrol ederler. Geçmişi kontrol edenler de bugünü kontrol ederler. Yani bir anlamda sizin tarih tasavvurunuzu nasıl şekillendirdiğiniz de sizin ben bugün nerede olacağım? Dünyadaki konumum nedir? Sorusuna verilmiş bir cevap. O yüzden o ilişkiyi de dinamik kurmak lazım. Tarihten kopmadan ama onu da böyle bir ütopyaya dönüştürmeden, nostaljiye çevirmeden dengeli bir şekilde okumak, değerlendirmek lazım. Şöyle toparlayayım arkadaşlar. Biliyorum benim de işlerim var, sizin de dersleriniz var. Bir medeniyet tasavvuruna ihtiyacımız var. Bu ağır, soyut bir kavram bile olsa altını mutlaka doldurmamız gereken bir tasavvurdur. Bu bir yürüyüştür, bir yolculuktur. Bu yolculukta mutlaka bir takım bizim azıklara, enstrümanlara ihtiyacımız var. Medeniyet tasavvuru, şuuru, bu unsurların önemli üyelerinden bir tanesidir. Çünkü bu bizim tabiatla, insanla, dünyayla, başka varlıklarla olan ilişkimizde bir kılavuz, yol gösterici rol oynayabilir. Bizi bu her şeyin anlık üretilip tüketildiği çağda daha sağlam referanslara bağlama noktasında aydınlatabilir. O noktada ben inşallah sohbetin size bir takım hani soru işaretleri uyanmasına vesile olduğuna inanıyorum. Ama bu yöndeki çalışmalarınızı devam ettiğiniz zaten Bilkent Medeniyet Topluluğu olarak herhalde bu kavram ve türevleri üzerinde konuşmaya, düşünmeye devam edeceksiniz. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun.